Küresel Analiz programından bir kez daha merhaba değerli izleyiciler. Her hafta olduğu gibi Türkiye ve dünya gündeminin önemli başlıklarını çok kıymetli isimlerle değerlendiriyoruz. Malumunuz efendim artık yaklaşık birinci ayını tamamlamak üzere olan bir Rusya-Ukrayna savaşı var. Her ne kadar Rus tarafı buna işgal veya savaş söylemlerini kullanmıyor olsa da Türkiye ve tüm dünya gözlerini bu bölgeye çevirmiş durumda. Türkiye'nin de çok ciddi şekilde elini taşın altına soktuğu bir süreçten bahsediyoruz. Çok değerli bir hocamızla bugün Rusya cephesinden de nasıl algılandığını bu sürecin değerlendireceğiz. Kıymetli vaktini ağırladık. Kıymetli vaktini bizim için ayırdı. Çok teşekkür ediyoruz değerli hocamıza. Doçent Doktor İkbal Düre ile bugün konuşacağız süreci. Hoş geldiniz hocam. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Değerli hocam, şimdi hemen Twitter'daki yazdıklarınıza da bakıyorum. Çok önemli bir şey paylaşmışsınız yaklaşık 16 saat önce. Bütün savaşlar sadece ilk 30 gün ana gündem maddesi olur demişsiniz. Arthur Mayer Schlesinger'in bir sözünü paylaşmışsınız. Şimdi az önce de söyledim, 24. gündeyiz, 30. güne ilerliyoruz. Tabii ki her cepheden konuşmak istiyoruz ama sizin gibi kıymetli bir ismi bulmuşken Rusya cephesinde nasıl algılanıyor bu süreç? Tam olarak da bizim anlamak istediğimiz şey bu aslında. Değerli hocam, 30. güne girerken diyorsunuz ki sadece 30 gün ana gündem maddesi olur. Sizce gerçekten böyle mi olacak? Yani 30. günü geçerse, inşallah geçmez ama geçtiği takdirde biz artık bunu daha mı doğal bir süreç olarak algılayacağız? Yani işin doğası gereği maalesef öyle. Dikkat ederseniz Türkiye'deki basında bile artık ilk haber olmaktan çıktı. Eğer çok özel bir durum olmazsa, çok önemli bir gelişme olmazsa, dediğim gibi bu işin doğası maalesef öyle. Rusya'da nasıl algılanıyor sorunuza gelince, tabii ki her ne kadar sizin de belirttiğiniz gibi savaş olarak bu adlandırılmıyorsa da, buna askeri operasyon diyorlar. Ama işler böyle giderse herhalde Rusya'da da yavaş yavaş savaş olarak adlandırma süreci başlayacak gibi. Çünkü uzuyor ve uzadıkça da herhalde tarafların kayıpları artıyor. Tabii bunun yaratmış olduğu çok manevi bir ağırlık ve rahatsızlık var. Ama diğer taraftan da toplumda Putin'in bu adımını destekleyen ciddi bir kesim de var, onu da söylemem lazım. Özellikle de taşra ve daha küçük şehirlerde, mesela Moskova, Sankt Petersburg gibi şehirlerde belki Putin'e olan karşı duruş biraz daha fazladır diğer yerlerden. Bu da ilk konuda söylediğim gibi işin doğası gereği olsa gerek. Çünkü birincisi, diğer şehirlerde resmi basın yayın organları daha çok etkili. Büyük şehirlerdeki yaşayan kitlelerin hem sosyal konumları sosyal konumlarından dolayı hem de fazla ellerinde daha fazla olanak olduğu için daha çok bilgiye ulaşıyorlar. O yüzden de tabii tepkisel yaklaşımlar büyük şehirlerde daha fazla. Bu da işin işte dediğim gibi doğasında var. Ama yine de resmi verilere göre yüzde neredeyse 75-80'i bulan bir Putin desteği var. Ama bu resmi veriler. Benim izlenimime göre ise evet, yani yarıdan fazla bir kesim Putin'in bu adımını haklı buluyor, ama sık dile getirdiğim gibi bunu bu savaşı desteklemek olarak anlamamak lazım. Çünkü hiç kimse bu savaştan memnun değil. Rusya'da milyonlarca Ukraynalı yaşıyor. Ondan sonra burada yaşayanların orada akrabaları var. Herkes bu savaşın bir an önce bitmesini istiyor. Ama onun dışında dediğim gibi Putin neden bu adımı attı sorusunun cevabına gelince iş, o zaman işte bu destek dediğimiz olay başlıyor. Yani insanlar şöyle düşünüyor, o Putin'i destekliyor dediğimiz kesim. Evet, yani Rusya şimdi bu adımı atmasaydı zamanla Ukrayna üzerinden gelecek olan Batı destekli baskı Rusya'nın orta ve uzun vadede toprak bütünlüğünü tehdit edebilecek bir tehlike olarak önümüze çıkacaktı. Yani bu görüş toplumda bir karşılık buluyor ve biz bu karşılığı da Putin destekçileri diye adlandırıyoruz. Ama dediğim gibi bu hiçbir halükarda savaşı destek diye algılanmamalı. Çünkü
İşin savaş boyutu var, bir de ekonomik boyutu var. Her ne Evet. kadar şu anda ekonomik olarak çok yansımasa da ama işte fiyatlar artıyor. Evet, temel gıda maddelerinde fiyatlar daha az artıyor ama onlarda da artıyor. İthal ürünlerinde tabii çok daha fazla artıyor. Bu işin nereye gideceğine dair bir belirsizlik var ama bu anlamda Rus toplumunda böyle çok büyük bir panik havası da yok, onu da söyleyeyim. Şu aşamada yok. Tabii uzun vadede iş nereye gider, bu iş ne kadar büyür onu bilemiyorum. Her ne kadar genelde fiyat artışı söz konusuysa da bütün tüketim maddelerinde ama özellikle temel gıda maddelerindeki bu artışı dengelemek için işte hükümet de devlet de elinden gelen bütün mekanizmaları harekete geçirmiş durumda. Hem maaşları artırıyor, emekli maaşları da buna dahil. Onun dışında üreticilere destek vererek hem ihracatta destek değil de ihracatta sınırlama, hem iç piyasada destek vererek bu temel gıda maddelerini şimdilik temel gıda maddelerindeki fiyat artışını şimdilik elinden geldiğince tutmak, kontrol etmekte başarılı ama buna rağmen artış var. Dediğim gibi işte dün Putin burada Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasının yıl dönümü münasebetiyle büyük bir konser verdi. İşte o konserde etkileyici her zaman olduğu gibi bir konuşma yaptı. Tabii bütün bunlar propagandaya yönelik şeyler. Onun dışında genelde insanlar tabii ki Rusya'da da bütün dünyada olduğu gibi bu savaşın bir an önce bitmesini istiyor. Ama ben Moskova'nın yani Kremlin'in istediklerini alana kadar yani istediklerinin hemen hemen hepsini alana kadar bu savaşı durduracağını maalesef tahmin etmiyorum. Hocam bir yandan tabii bakıyorum sizin daha önce çeşitli mecralarda yaptığınız açıklamaları az önce söylediğinizi biraz o yüzden açmak istiyorum. Çünkü bu işgalin, savaşın en başından itibaren hem Amerika hem Avrupa Birliği ülkeleri hem NATO ülkeleri hepsi yani Türkiye hemen hemen dışında dediler ki çok ciddi yaptırımlar var. Amerika açıkladı, Avrupa Birliği ülkeleri açıkladı ve dediler ki bunun aslında sonuçları hemen tabii ki görülmeyecek ama orta vadede Rusya'yı çok ciddi sıkıntıya sokacak dendi. Sonra da konuştuk tabii sizin gibi kıymetli isimlerle. Yani Putin bunları öngörmeden mi girdi bunlara? Mutlak suretle öngördü ama öngördüğünün ne kadarını aştı bu yaptırımlar diye düşündük. Siz şimdi diyorsunuz ki Rusya'da şu anda böyle bir panik havası yok her ne kadar fiyatlar yükselse de. Evet ama bunlar ilk dalga tabii ki hani bilinçli olarak baktığımızda. Bundan bir 3-4 ay sonra artık bu ekonomik yaptırımların, alışverişlerin kesilmesinin şimdi çağrılar var. Avrupa Birliği ülkelerinin kat'i suretle Rusya ile artık bir daha bir ekonomik sürece girmemesi konusunda da ülkelerin çağrıları var birbirlerine, devlet başkanlarının. Şimdi bütün bunlar devreye girdikten sonra da hala Rusya'da bu panik havasını görmeyecek miyiz? Sizin öngörünüz nedir değerli hocam? Tabii işin geleceğe boyuta bağlı. Konuşmamın başında da söylediğim gibi böyle bir şey olmayacak demek şu anda belki hani çok iyimser bir davranış olur. Ama benim görüşüm Batı'nın yaptırımlarla Rus halkını bir yere getireceği beklentisi karşılık bulmayacak. Her ne kadar bu Rusya'da halkın yaşam standardını uzun vadede çok düşürebilecek bir taktik ve adım olsa da Rusya'nın Putin'in bunu bekleyip beklemediğini ve bu anlamda yeterince hazırlıklı olup olmadığına gelince belli ki bu kadar erken olacağını beklemiyordu. Neden? Bakınız daha savaş başlamadan kısa bir süre öncesine kadar Rusya hala hem rezervlerini hem döviz rezervlerini hem de altın rezervlerini Batı'ya göndermeye devam ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani eğer bilseydi, bu kadar net öngörebilseydi, en azından diyelim ki 3-5 ay evvelsinden bu davranışından vazgeçmesi lazımdı. Neden göndersin? Ya da tam tersi, orada bulunan dövizlerini geri getirmesi lazımdı. Kaldı ki zaten böyle bir adım attı. Savaş başlamadan 3 Hatırlamıyorsam 3 gün önce bir uçak dolusu 50 milyar dolarlık parasını getirdi. Batı da anladı ki burada tırnak içinde jeton düştü. Bu paralar geri gelecek. Onun için onlar da biraz provokasyonu artırdı. Dolayısıyla
Evet, tabii ki herhalde uzun vadede böyle bir şey o savaş olacağını öngörüyordu. Herkes öngörüyordu, böyle bir şey bekliyordu. Ve bunu batılı birçok siyasetçi ve bilim adamı da hatta yıllar öncesinden öngörüyordu. Kaldı ki Rusya'da da sürekli tartışılıyordu. Ama bence zamanlama olarak öngördüğünden çok daha önce bu iş başladı ve Rusya provokasyona geldi. Zaten bunu da kabul ediyor. Dolayısıyla bu öngörüyle yani ne kadar öngörüp öngöremediklerine bu şekilde cevap verebilirim. Peki ekonomik yaptırımların bu denli olup olmayacağını öngörebildiler mi derseniz? Şimdi bu da ilk söylediğim şeyle bağlantılı. Şimdi birincisi eğer daha hazırlıklı olarak girmeyi planladıklarında ekonomik yaptırımlar olsaydı o zaman farklı sonuçlar doğurabilirdi. Nedir? Mesela işte kartla ödeme sistemi. Evet, Rusların var böyle bir sistemi içeride çalışan. Bu anlamda bir sorun yok, mir diye. Ama yurt dışı ödemelerinde bir sorun yaşanıyor. İşte bunu Çin'in Union sistemiyle mesela tam geliştirememişler. Daha şu anda hızlandırdılar o süreci. O da ne zaman olacak, olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz. Dolayısıyla bunun gibi adımları daha evvel eğer çok öngörselerdi doğru bir şekilde daha hızlı atabilirlerdi, daha efektif realize edebilirlerdi. Demek ki bir öngörüsüzlük burada var. Bir başka konu. Mesela şu anda en fazla sıkıştıkları konu Rusların uçakların Rusya'da kullanılan uçakların Türkiye'de de olduğu gibi çoğunun Boeing ve Airbus olması ve leasingle alınmış olması. Şimdi en son gerçi Putin'den el koyuyorum vermeyeceğim. Eğer çok istiyorlarsa hesaptan düşsünler dedi. Yani hesaptan düş dedim. Oradaki o Rus rezervleri, tutuklanan Rus rezervlerini, Rusya'nın rezervlerini kastediyor. Şimdi bu konuda Rusların kendi yaptığı uçaklar da var. Evet, uçuyorlar falan ama bazı teknik sorunlar var. Mesela onları daha hızlı giderebilir. Daha hiç Batı'dan bu anlamda Batı'ya bağlı olmayabilirlerdi. Bu ve benzeri birçok konu var. Hangi konuda başarılı oldular Batı'ya bağlı konusunda? Temel gıda maddeleri açısından Rusya kendi kendine yetebilen bir ülke. Ve bunu da aslında Kırım'ın ilhaki sonrası yaptırımlar sürecinde içeride bazı reformlar, tarım üretiminde bazı reformlar yaparak başardılar. Dolayısıyla bu anlamda ciddi bir sorun olmayacaktır. Yani gıda anlamında Rusya kendi kendine yetebilen bir ülke şu anda. Diğer konularda da hem ekonomik hem de siyasi anlamda hazırlıklı olup olmadıkları konusunda umarım cevap verebilmişimdir. Yani bir öngörü vardı bu savaşla ilgili ama hazırlıksız yakalandılar. Yani umduklarından biraz erken başladı. Hatta bunu da zaten dediğim gibi Rusya kabul ediyor. Putin en son bir açıklamasında dedi ki biz niçin erken başladık yani umduğumuzdan? Çünkü eğer anladık ki biz başlamasaydık onlar başlayacaktı ve bu bizim işimizi savaş sırasında daha da zorlaştıracaktı. Bu şekilde cevap verebilirim sormuş olduğunuz sorulara. Çok güzel bir bakış açısıyla cevap verdiniz hocam. Şimdi sizin tabii tam da merkezde bulunmanız hasebiyle de söyledikleriniz çok önemli. Çünkü aynı zamanda sokağa da gözlemleme şansınız var. Yani biz şimdi bütün bu çıkarımları tabii ki uzaktan yapıyoruz ama siz bizzat bilakis yaşayarak orada değerli akademisyenlerle de bunları sıklıkla tartışarak televizyonları çok daha bizden yakinen Rus televizyonlarını takip ederek yaşıyorsunuz. Şimdi Moskova'da olağanüstü ulusal güvenlik toplantısı düzenlendi. Şimdi dendi ki bu ya tamam ya devam. Yani ya müzakere sürecine doğru bir gidiş olacak ya da yani yo biz tırmandıracağız bu yokuşu daha da ileri. Şimdi bu süreçten sonra Kiev'in kapısındalar. Şu an bazı bölgeler tabii ki Ukrayna ordusu tarafından kaybedildi. Şimdi buradan Reuters'ın en son yaptığı, onu da not almıştım. Kayıp sayısına da bakmak istiyorum. En az 16 bin ölü rakamı veriliyor. Ölümcül olmayan yaralı sayısı 1900 gibi açıklanıyor. Yer değiştirenler, bir insanlık dramı yaşanıyor. 3,3 milyon olarak bir saat öncesi güncellenmiş rakamlar bunlar. 1700 binanın yıkıldığı ve 119 milyonluk bir dolaylık belki de bir şeyin şu anda hasarın, kaybın olduğu ortada. Peki bu kadar şeyi göze almış bir Putin var. Bu noktadan sonra hadi müzakere ettik.
Müzakerede de bir noktaya geldik. Biz tasımızı tarağımızı toplayıp buyurunuz Ukrayna'yı size bırakıyoruz. Artık kendi ülkemize gidelim. Yapacağımızı yaptık mı diyecek? Bence hayır. Birincisi ilk başta söylediği şartları sağlayamadan geri adım atmaz eğer zorunda kalmazsa. Yani savaşta yenilmezse geri adım atmaz. Bu da işte her zaman tekrarladığımız ve artık herkesin bildiği şartlar. O yüzden tekrar etmeyeceğim. Ama bu şartlar kabul edilse bile şartların kabul edilmesinden o şartların uygulanabileceğinin garanti altına alınması için bir süreç gerekli. Ve bu süreci Rusya eğer kazanırsa kendi hassasiyeti doğrultusunda oradaki askeri varlığını da sürdürerek uzatmaya çalışacak. Çünkü bu savaşla beraber biz her ne kadar Batı'nın bu sadece Ukrayna-Rusya savaşı değil, Batı'yla, NATO'yla Rusya'nın savaşı diyor isek de doğru. Dolayısıyla bu savaşla beraber Rusya sadece Ukrayna'dan alacağını almak istemiyor. Aynı zamanda da Batı'ya da belli bir sinyal göndererek uzun vadede genelde Batı tehlikesini üzerinden atmak ve en azından görünür bir süre için uzaklaştırmak istiyor. Dolayısıyla bu savaşı bu kadar dediğiniz kayıpları verdik ki bundan sonra da bir dizi kayıplar vereceği herhalde aşikar. Evet. Bunu sadece Ukrayna'dan alacaklarını almakla bence bitirmez. Bir süre daha Batı'yı kendi açısından, kendi görüşüne göre dizginlemek için, tırnak içinde diyorum, oradaki askeri varlığını Ukrayna'da kabul edecek şekilde, zorla da olsa, eğer kazanırsa diyorum, kabul edecek şekilde devam ettirecektir. Örnek, fazla uzatmamak için, örneğin Irak Savaşı bitti. Irak'ta bağımsız bir ülke olarak yeni hükümet kuruldu, devam etti. Ama orada ABD güçleri biliyoruz ki çıkacağız dediği 2011 yılından beri işte yeni yeni çıkıyor, hala var. Ama evet, ne yapıyor? Belli bölgelerde duruyor. Irak hükümeti yine işine devam ediyor. Bağımsız bir ülke olarak ama Demokles'in kılıcı gibi orada duruyor. Öyle değil mi? Ama işte doğru, belli bir süre sonra da çıkacağım diyor ve de çıkabilir de büyük bir ihtimalle çıkacak ya da çıkmayacak, azaltacak falan. İşte buna benzer bir süreç. İşte buna benzer bir süreç. Diğer tarafta da olabilir. Ama şuna ben bu konuda yani Putin doğru söylüyor diye düşünüyorum. Böyle tamamen Ukrayna'yı işgal etmek gibi bir durum herhalde söz konusu olmaz. Bir kere bu çok zor. Bir kere bu çok zor. İkincisi de yani Ukrayna halkı hele bu saatten sonra artık Rusya ve Ruslardan nefret ediyor. Yani zaten eskiden de öyleydi. Rus kesimini, Rusya'ya yakın kesimini, Donbas o bölgeyi kastetmiyorum. Genelde yani Kiev ve batısını. Tarihi açıdan bu böyleydi. Hele bundan sonra yani böyle biraz daha orta dengeli duran kesim de artık nefret edecek. Dolayısıyla şimdi bir ülkeyi askeri olarak kontrol edebilirsiniz ama oranın bütün halkı size nefretle baktıktan sonra ve sürekli provokasyonlara karşı karşıya kalabileceğiniz bir durum olduktan sonra ve oradan gelecek olan getirinin götürüsünden çok daha az olduğunu bile bile bütün buraları işgal etmenin Rusya gibi ekonomisi fazla güçlü olmayan daha çok askeriyeye, askeri güce dayanan bir ülke için ne gibi bir mantığı olabilir? Bence olmaz. Yani niye alsın? Sadece ya daha doğrusu niye komple işgal etsin? Ama dediğim gibi o kendi ilk baştaki 6 şartını aldıktan sonra bir süre daha ABD'nin Irak modeli gibi bence orada garnizonlar şeklinde kalarak ta ki bu diğer Avrupa ile işler düzelene kadar. Yani işte bu eski Varşova bloğunda olup da şu anda NATO'ya giren ülkelerde biraz kendine çeki düzen versin. Bakın biz burada varız. Hadi bu işi sadece Ukrayna'yı hallettik ama biraz daha orta vadeli ve uzun vadeli fixleyelim ki biz birbirimiz için tehlike oluşturmayacağımızı artık oluşturmayacağımızdan artık resmi olarak ve hem resmi olarak hem de inanarak buna garantileyelim. Olayı o noktaya gelene kadar bence
Rusya'nın askeri varlığı Ukrayna'da öyle ya da böyle devam edecek. Bir durum hariç, tekrar ediyorum. Çok ciddi, yani olaya çok ciddi bir güç Batı tarafından katılır da Rusya yenilirse, o ayrı. Yenilirse zaten Rusya diye bir şey kalmaz. Artık o zaman Rusya diye bir şey olmaz. Rusya da paramparça olur ve dolayısıyla bu sefer korktuğu, kendi başına kendi yaptığı hamleyle hızlandırılmış bir şekilde gelmiş olur. Bence Rusya bunu buna müsaade etmeyecek. Bence Rusya ölüm kalım pahasına da olsa bu işte kendisi için çok pahalıya da mal olsa sonuna kadar gidecek. Zaten biliyorsunuz Ruslar her şeyi pahalı alıyor. Ucuz satar pahalı alır Rusya. Rusya'nın maalesef böyle bir genetik özelliği var. Bence buradan görünen tablo bu. Tabii içeride de çok ciddi sıkıntılar var. Mesela hem askeri açıdan hem o demin dediğim ekonomik hamleler açısından, savaş öncesinden. Neden böyle oldu? Kim bunu yaptı? Kim bunu görmeyerek, öngörmeyerek bazı şeyleri, ya da hatta şöyle, öngörmeyerek değil, biz yukarıdan öngörüyorduk ve size sinyal veriyorduk. Bakanlıklar düzeyinde siz niçin bu adımları atmadınız şeklinde şu anda içeride de bir türbülans yaşanıyor. Yani iç siyasete de çok ciddi şekilde yansıyacak. Herhalde yakın bir gelecekte, şu anda sadece söylenti olarak kulağa gelen bazı üst düzey değişiklikler yakın bir gelecekte belki skandal üst düzey değişiklikler olarak bürokraside bence gündeme gelecektir. Yani bu bir turnusol kağıdı Rusya için. Hem Rusya'nın askeri kapasitesini nükleer güç hariç görmek için, hem ekonomik olarak ne kadar dayanacağını görmek için, hem de içerideki bürokratik yapının ve siyasi yapının ne kadar bu var olan sürece dayanıp dayanamayacağını ve ne kadarının suçlanıp bu süreçten suçlanmayacağını görmek için, bu üç anlamda şu andaki durum bir turnusol kağıdı görevi yapacak. Yani Rusya'nın içinde de çok ciddi bir takım değişiklikler olacağını söyleyebilirim. Bunun adını da kendileri yeniden millileşmek olarak herhalde isim diye koyacaklar. Yani birçok şu anda ön planda duran siyasetçi ya da diğer kanaat önderleri ve benzeri ve benzeri önümüzdeki dönem Rusya'sında bu zamana kadar oldukları ve oynadıkları rolü oynamayacaklar bundan sonraki süreçte, öyle görüyorum. Şimdi aslında bu, şu an soracağım soruyu bir sonraki aşamada soracaktım hocam, ama siz içeride değişiklikler olacak dediniz. Aslında generallerin başının yanmasıyla başladı bu süreç baktığımızda. Sergey Veseda şimdi daha önceden deniyor ki kendisinden Ukrayna savaşı öncesi çok ciddi bir milyon dolarlar verilerek bir rapor istenmiş. Yani biz girdik buraya ne olacak? Oradan çıkan sonuçta efendim biz oraya gideceğiz, Ukraynalılar bizi işte bir kurtarıcı gibi karşılayacak. Sonucu geldikten sonra bu iş başlıyor. Zaten şimdi onun başı bu noktada yandı. Sonra hemen bakıyorum yanlışta isimler vermemek için. İkinci olarak Rusya'nın jandarma birlikleri olarak anılan Ulusal Tugay Kuvvetleri Başkan Yardımcısı 45 yaşındaki General Roman Gavrilov yine görevden alınan ve hakkında çeşitli soruşturmalar ve iddialar, hani kaçakçılıkta şuydu buydu gibi. Birçok generalin bu anlamda ilk etap başı yandı. Bu sonra tabii ki uzayacak bir süreç olacak galiba. Anlıyoruz ki kendi içlerinde de dediğiniz gibi hani önden planlanan şeyler tam doğru öngörülememiş. Bu da iç siyasette ve bürokratik anlamda da çok ciddi değişimlerin sinyalini zaten başlatmış durumda. Haklısınız. Şimdi Batı anlamında demokrasinin tam oturmamış olduğu toplumlarda ve fren denge sisteminin çalışmadığı toplumlarda maalesef zamanla şöyle bir durum oluşuyor. İktidar halkla olan ilişkisi, iktidar halk ilişkisinin arasında çok ciddi bir vakum oluşuyor. Yani çoğu zaman iktidar halkın ne istediğini, ne gördüğünü, ne nasıl yaşadığını bilmesi gerektiğine rağmen bilmiyor. Neden? Çünkü sistem ona müsait değil. Aradaki bu bilgiyi aktaracak olan kişiler birçok yolsuzluk ve benzeri nedenlerden dolayı bu bilgiyi duymak istediği şeklinde aktarıyor üstüne. Örneğin mesela Suriye krizinde Esad için aynı şey. Yani Esad 2011'de bu olaylar başladığı zaman oradan gelen o zamanki bilgilerden biliyoruz. Ya nasıl böyle bir şey olur? Siz bana böyle demiyordunuz. Her şey güllük gülistanlık diyordunuz şeklinde bir durum var. Şimdi Rusya'da şöyle bir durum var. Rusya'da
Aslında bu konuda bence çok büyük sorun yok da eğer söz konusu halksa. Çünkü halkı içeriden oldukça bence objektif değerlendiren mekanizmalar Rusya'da Çarlık döneminden bile beri devrede. Bunu demokratik kurumların çalışması anlamında değil, sadece bilgi önemli olduklarından iyi çalışan kendine özgü bir sistemden bahsediyorum. Yani halk ne diyor bence biliyorlar. Ama aradaki bürokratik sistemle ilgili sorun var Rusya'da. Şimdi bu aradaki bürokratik sistem diyor ki evet halk öyle ama siz merak etmeyin. Bu sonuçlara neden olmaz şeklinde. Bürokraside sorun var. Neden? Çünkü şu andaki bürokrasi 90'lı yıllarda Rusya'ya gelmiş olan efendim hiçbirisi liyakat deniyor ya, liyakat yoluyla çoğu %90'ı gelmiş kişiler değil. Oligarşik yapı parasını gayri resmi yollarla kazandı. Efendim üst düzeylere gelen o siyasi elit ya rüşvetle ya kafa kol ilişkisiyle ya oligarşik yapıyla ilişkilerinden dolayı öyle ya da böyle şu anki sistemin içine geldi ve etrafı sardı, liderin etrafını sardı. Dolayısıyla şimdi başka yok ama başka siyasi elit de yok. Ne yapacaksınız? Bunlar var. Başka birisi yetişmedi. Yani bu 30 yıllık dönemde sistem bu. Çünkü Rusya genelde büyük bir ülke ama yeni Rusya, yani 91'den sonraki Rusya yeni bir ülke. 30 yıllık bir ülke, ona bakarsanız. Çok geçmişi büyük ama 30 yıllık bir ülke. Yani Osmanlı dağıldıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk 30 yılını düşün. Örneğin anlatabiliyor muyum? Sovyetler Birliği dağıldı, 30 yıl. Çok böyle yeni bir, yani geçmişi büyük, tarihi büyük, kendisi büyük ama devlet, yeni devlet sistemi daha tam bu anlamda yeni sistemin tam oturmadığı bir yapı var. Dolayısıyla bu bürokratik yapının Kremlin'i ve daha üst askeri üst yapıyı, efendim istihbaratı üst yapıyı yanlış yönlendirme olasılığı benim aklıma bu anlamda yatıyor. Çünkü neden? Bu kesim dediğim gibi nedir mesela o istihbarat, işte bu işe bakan şef. Şimdi büyük bir ihtimalle bunların da çoğunun çoluk çocukları Amerika'da, orada, burada yani. Böyle bir durum var. Kimse bu savaştan memnun değil. Anlatabiliyor muyum? Hele ki onlar hiç memnun değil. Dolayısıyla belki bir süre için herhalde doğrudur. Tabii ben detayını bilmiyorum. Ben sadece dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla böyle bir şeyin aklıma yattığını ve birçok insanın da buradaki siyasi yorumcuların da aklına yattığını söylemek istiyorum. Evet doğrudur. Yanlış bilgilendirmişlerdir. Çünkü bir süre daha gideceği yere kadar gitsin ki ben ve benim ekibim şu anki bulunduğum konumu kaybetmeyeyim. Şimdi ben dersem yüzüme gözüme bulaşır. Öteki türlü Nasrettin Hoca gibi ya tutarsa. Anlatabiliyor muyum? Tutmadığı zaman da böyle. Bu olabilir. Bence böyle bir durum vardır. Olmaması zaten abes olur. Zaten şu anda Putin'in de dediği o. Diyor ki işte bunları, bu sistemi ben şu yeni gelişen dengeleri kullanarak yerle bir edeceğim, değiştireceğim. Giden gitsin, kalan sağlar bizimdir. Şimdi bunu yapabilirse Rusya, evet, bütün zorluklara kadar, bütün zorluklara rağmen ileriye doğru kendine bir perspektif açmış olabilir. Sadece kendi içinde değil, bütün dünya sistemini de değiştirebilir, yani yapabilirse. Ama yapamazsa, bu geri teperse, o zaman tabii Rusya ve Putin yönetimi ve genelde yani Rusya devlet olarak Rusya çok sancılı bir sürece girer. Ben o yüzden diyorum zaten geri dönüş yok. O yüzden diyorum Rusya için olmak ya da olmamak meselesi. Hocam şimdi tüm bu konuşmaların öncesinde de önemli bir başka noktaya daha değindiniz. Yani her söylediğiniz çok kıymetli ama sorularımı sorabilmek açısından. Aslında dediniz Amerika'ya ve Avrupa ülkelerine de Ukrayna üstünden çok ciddi sinyaller veriyor dediniz. Aslında askeri açıdan da gücünü gösterme açısından önemli bir platform olarak da kullanıyor şu anda Ukrayna'daki işgal sürecini. Çok yakın, yani hemen yeni Kinzhal hipersonik füzesini kullandı. Bu füzeyi de Putin daha önce durdurulamaz bir füze olarak nitelendirmişti. Şimdi kendi açıklamaları yine diyor ki bu teknolojiyi daha önce 2018'de yaptığı açıklamada dünyanın neredeyse her noktasını bu füzeyle vurabileceklerini, Amerika yapımı bir füze kalkanından da kurtulabileceklerini iddia ediyor.
Şimdi hepimizin korkusu zaten daha savaşın ilk başlangıç noktasında bir nükleer savaş endişesiydi. Orada yaşayanların da endişesi buydu. Diğer ülkelerin de bizim de. Çok korktuk, burnumuzun dibinde. Şimdi bakıyoruz daha önce lafa geçen silahların aktif olarak kullanıldığı bir noktada. Yani bunu şöyle değerlendirebilir miyiz? Bakın benim böyle bir gücüm var. Ey Amerika, ey Avrupa Birliği ülkeleri, attığınız adımlarda bir daha bir oturup düşünün. Hani bir heybetini de bir yandan gösterme çalışması olarak mı okumalıyız? Hiç kuşkusuz, hiç kuşkusuz. Özellikle de dışarıdan gördüğümüz kadarıyla Ukrayna'daki sürecin, savaş sürecinin istediği gibi gitmemesi, istenildi ya da beklenildiği gibi gitmemesi. Tabii bu beklenildiği gibi gitmemesi biz yorumcuların görüşü. Yani resmi olarak Rusya hiçbir zaman nasıl gideceğini beklediğini açıklamadı. Bilmiyoruz. Hı-hı. Belki de onlar için normal. Ama bu kadar direnişi tahmin etmişler mi? Bence etmiyorum. Bence etmediler. Bence etmediler. Bence. Ama onlar, hı-hı, bunu kabul etmiyor. Ama evet. Yani daha doğrusu kabul etmiyoruz da demiyor. Pardon. Hiçbir şey demiyorlar yani. Evet. Yokmuş. Evet, hiçbir şey de yani. Yorum yok. Evet. Belki de bence evet öyle tabii. Dolayısıyla süreç uzadıkça daha efektif yani sonuç alabilmek için kullanılan silahların kapasitesi de artıyor. Zaten işin kötü tarafı bu. Yani işin bu aşamaya gelmesi kötü. Neden kötü? Çünkü direniş arttıkça, Rus tarafının kayıpları arttıkça dolayısıyla o zaman daha efektif ve daha etkili silahlar kullanılmaya başlıyor. Daha göz korkutucu kullanılmaya başlıyor. Zaten herkes biliyor ki bu dengesiz, güç, orantısız güce sahip iki ülkenin savaşı aslında her ne kadar Batı çok desteklese de herkes biliyor yani Rusya bir düğmeye bassa Ukrayna ama çözüm bu değil ki yani bunu yaptıktan sonra o zaman iş farklı bir duruma. Tabii. Önemli olan savaş bile olsa bunu belli bir kural, çerçeve, insani savaşın da bir insani boyutu var yani. Savaş bile olsa bu çerçevede götürmek. Bence Rusya bir taraftan tabii ki normal buna dikkat ediyordur muhakkak ama diğer taraftan da bunu yenilme pahasına yapmaz. Şimdi Ruslar der ki savaş en kötü şeydir ama ondan daha kötü olan kaybedilen savaştır. Dolayısıyla, hı hı, kaybetmemek için dediğiniz yöntemlere başvuruyor ve buna da işte birkaç gündür başladık. Maalesef böyle bir süreç gelişiyor. Mantığını da biraz evvel açıklamaya çalıştım ve bu şekilde tabii ki aynı zamanda da Batı'ya da bir mesaj veriyor. Yani illa nükleer olması şart değil. Nükleer olmayan ama çok efektif olan başka silahlarımız da var. Bizi fazla zorlamayın. Bizi işte bölgeyi yerle bir etmeye zorlamayın. Görüyorsunuz bu artık çok ileri giderse sizin için de tehlike olabilir şeklinde bir sinyal veriyordur. Doğrudur. ABD de aynı sinyali veriyor. ABD de diyor ki biz 1,5 trilyonluk yardım yapacağız bunun yarısı. Askeri yardım biz de, hı-hı, durmayacağız. Yani karşılıklı zaten benim tırnak içinde buna 3. Dünya Savaşı dememin nedeni de bu. Yani nükleer 3. Dünya Savaşı dediğim şey ya nükleer bir savaş olacaktı Allah göstermesin. Ya da böyle periferilerde büyük güçlerin kozlarını paylaştıkları. Sadece bir periferide değil, sadece Ukrayna'da değil. İleride Orta Doğu olabilir, Uzak Doğu olabilir bilemiyoruz değişik şeyler. Hatta Balkanlar bile şu anda içten içe bu olayla bağlantılı olarak kaynamaya başladı. Dolayısıyla dediğinize kısaca evet şeklinde cevap verebilirim. Bu şekilde hem Ukrayna'ya hem de Batı'ya yeni nesil silahlar kullanarak sinyal vermeye başladı. Değerli hocam, son olarak Türkiye cephesini konuşalım istiyorum. Şimdi Türkiye çok itidalli yönetti bu süreci. Herkesten de takdir topladı. Antalya'da yapılan zirveden de tamamen tabii ki istenen sonuç çıkmasa dahi Türkiye çok olumlu puanlarla ayrıldı. Gerçekten baştan itibaren bütün ülkeler içinde en doğru kozlarla ve en doğru stratejilerle yöneten ülke hemen hemen olduk diyebiliriz sanıyorum. Siz de aynı noktadasınız. Peki bu noktadan sonra şimdi baktığımızda tabii ciddi bir yaptırım süreci olduğu için Türkiye pazarı da yani Türkiye'de aslında önümüzdeki günlerde Rusya için daha da önemli bir hale gelecek. Yani Rus oligarklar şu anda yurt dışında, Avrupa'da, Amerika'da tamamen bitirilmeye çalışılıyor, bitirildi ve bitirilecekler. Ama şimdi onların da kendilerini yaşatacakları başka bölgelere ihtiyacı olacak. Şimdi bu noktadan sonra sizin öngörünüz Türkiye nasıl bir
hem jeopolitik olarak, hem diplomatik olarak, hem de ekonomik olarak bir noktada yer alacak değerli hocam. Şimdi bütün bölgesel güçlerin genelde çift kutuplu dünya olduğu zaman önemi artar. Bu jeopolitik bir realitedir. Yani eğer tek bir güç varsa tabii ki o güç istediği gibi at koşturabildiği için daha eskiden çift kutuplu dünyada kendisi için önemli olan bölgesel güçler önemini yitirir ve o bölgesel güçlere üvey evlat muamelesi yapmaya başlar. Dikkat ederseniz her ne kadar Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Türkiye NATO içinde kalmaya devam etti ve ABD'nin oradaki müttefiki olarak kalmaya bölgedeki devam ettiyse de ama eski öneminin kalmadığı, Türkiye üzerinde daha değişik bir takım siyasetler yürütmeye başladığı, Türkiye'yi fazla dikkate almadığı gibi realiteler. Tabii Türkiye de buna karşılık kendi politikasını geliştiriyor. O da o zaman kendini daha bağımsız hareket etmek şeklinde yorumluyor ve öyle davranıyor. Ama bu sonun nereye gideceği belli olmayan ve bu tür yani bölgesel güçler için aslında biraz kırılgan bir denge. Ama çift kutuplu düzen olduğu zaman ki şu anki düzeni diyelim ki öyle oluyor. Tam olarak Rusya ayağı bunu kanıtlayamamışsa da ama şu anda bu şekilde bir adım var. Şimdi Türkiye gibi ülkelerin özellikle Türkiye'nin eğer Türkiye'yi konuşursak önemi artmış oluyor. Her iki taraf açısından da. Çünkü eski dönemde bir ABD için Türkiye eski önemine sahip değildi. Çünkü diyordu ki yani Türkiye'yi ben istediğim politikayı ya uygulatırım ya da uygulatmasam da çok önemli değil. Rusya da ne diyordu? Ya bunun zaten ABD ile bir sürü sorunu var. O zaman ben de istediğim gibi manipüle edebilirim. Şimdi bu gelişen durumda ne oldu şu anda? Bu sefer ikisi için de ya Türkiye benim için önemli. ABD diyor ki Türkiye benim için önemli. Çünkü bu Rusya'nın ne yapacağı belli olmaz. Şimdi Türkiye ile Türkiye'yi yanına çekebilirse o zaman ben o bölgede Rusya'ya karşı istediğim sonucu alacak hamleleri yapamam. Rusya da diyor ki ya şimdi bu dengelerde Türkiye ABD tarafına geçerse ki geçebilir o zaman benim için bir pencere, bir köprü olan Türkiye bu sefer bana karşı tavır alırsa benim iyice bütün nefes borularım tıkanır. Dolayısıyla bu anlamda jeopolitik olarak Türkiye'nin önemi Türkiye'den bağımsız genel jeopolitik kuralları içinde arttı. Bu bir, bunu tespit edelim. Yani genel tablo içinde arttı. Bu böyle olduğu zaman peki Türkiye bunu nasıl kullanabilecek? Şimdi ona gelelim. Bu zamana kadar söylediğimizin Türkiye ile ilgisi yok. Bu genel bir kural. Şimdi bunu Türkiye nasıl kullanacak? Şimdi Türkiye'nin hem avantajları var hem dezavantajları var. Avantajı ne? Avantajı Türkiye Moskova'yı çok iyi tanıyor. Moskova da Türkiye'yi çok iyi tanıyor. Ve Rusya Türkiye'ye çok muhtaç ekonomik anlamda ve sadece kendi ekonomik ilişkileri anlamında değil Avrupa ile olan petrol gaz ticaretinde de artık Türkiye'nin önemi artmış oldu. Bu önemli Rusya açısından. Ama diğer taraftan bu Türkiye'nin elini güçlendiren Rusya cephesinde bir durum. Diğer taraftan biz şu anda hala bilmiyoruz ABD Türkiye'nin bu olayı kendi lehine kullanmasına ne kadar daha sarı ışık yakacak? Bunu bilmiyoruz şu anda. Şu anda normal, iyi gidiyor. Yani ama bu nereye kadar gidecek? Çünkü oradan gelen sinyaller de daha ABD de yeni yeni gardını almaya başlıyor. O da tam kesmiyor. Mesela BRICS ülkeleri de Çin, Hindistan, Brezilya onlar da aynı şekilde nötr duruyorlar. Yani desteklemiyorlar Batı'nın yaptırımlarını şu anda. Dolayısıyla Türkiye bu anlamda Rusya için çok önemli. Çok çok önemli çünkü başka şey yok. Ama edilgen olduğu durum ne? Eğer Türkiye, Rusya hala diyor ki madem öyle ipler koparsa o zaman ben Suriye'de üzerine giderim diyor. Mesela anlatabiliyor muyum? Suriye'de üzerine giderse bu Türkiye için beklenmedik bir şey olur. Anlatabiliyor muyum? Yani istenmedik bir şey olur daha doğrusu. Hele ki seçim atmosferine girmiş bir Suriye'de. Dolayısıyla çok boyutlu grift, çok katmanlı bir ilişkiler süreci. Ama şu bir gerçek. Bir, ilk söylediğim jeopolitiğin temel prensipleri açısından Türkiye gibi ülkelerin önemi arttı. İki, şu ana kadar gördüğümüz tabloda Türkiye bu süreci çok güzel yönetiyor. Yani savaş çıktığından beri. Öyle görünüyor ki Türkiye
çok rasyonel bir şekilde bütün bu yukarıda dediğimiz tehlike ve olabilecek ihtimalleri hesaba katarak dengeli, aklı selim bir politika bu savaş çıktığından beri yürütüyor. Bundan sonraki gelişmeler tabii değişik şekillerde olabilir. Örneğin Allah göstermesin bir provokasyon olur. İşte Türk vatandaşlarına bir provokasyon olur, tersi olur, Suriye'de bir provokasyon olur, şu olur, bu olur. Öyle şeyler olabilir ki işin gidişatını ufak tefek değiştirebilir. Ya da işte ABD tarafından beklenmedik bir yaptırım olur. Her ne kadar şu anda bilemiyoruz, beklemiyorsak da. Bütün bunlar olmadığı sürece bence bu olaydan, gerçi savaş sırasında böyle şeyleri söylemek kimileri tarafından abes karşılanıyor ama halbuki biz yorum yapıyoruz, yani savaştan memnun değiliz. Rus, Türkiye bu savaştan karlı çıkabilir ekonomik anlamda ve jeopolitik konumunu güçlendirme anlamında karlı çıkabilir ve bunu yapacağına dair de çok bence çok ciddi sinyaller var. Yani şu ana kadar Türkiye bunu yapmak istediğini, yapacağını ve yapabileceğini gösterecek bir kararlılıkla hareket ediyor ve Rusya da bundan çok memnun. Bana öyle geliyor ki Rus balonunu patlatmamak için, balonsa bu Batı, yani biliyorsun hani köşeye sıkışmış kedinin ne yapacağı belli olmaz mantığıyla, bence belki yani diğer ülkelere nasıl davranacak bilmiyorum ama Türkiye'ye da bence sarı ışık yakmaya devam edecek gibi. Çünkü yani Türkiye eğer bu anlamda bir çıkmaza girerse o zaman olay Batı ve Avrupa içinde beklenmedik bazı tehlikelere gebe bir hale gelebilir. Bence Türkiye bir bu anlamda jeopolitik bir fırsat yakaladı. İnşallah bunu değerlendirir. Değerli hocam çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir şekilde anladık hakikaten. Ben hep böyle sizin gibi kıymetli hocalarımızı görünce diyorum ki öğrencilik yıllarıma geri dönesim geliyor. Sizin gibi kıymetli hocalardan böyle ders dinliyor gibi bunları dinliyor olmak bana tekrar öğrencilik yıllarımı da hatırlattı. Çok bilgilendim ve faydalandım kendi adıma. İzleyicilerim adına da çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda tekrar birlikte olmak dileğiyle diyorum. Sağ olun, var olun değerli hocam. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Sevgili seyirciler, Rusya cephesinden doçent doktor İkbal Düre hocamızla çok güzel bir perspektifle değerlendirdik bu süreci. Ümit ediyoruz ki tabii ki artık önümüzdeki hafta yapılmış bir barış anlaşmasının üstüne konuşalım. Hepimizin dileği bu. Ama süreci ve bütün gelişmeleri Task TV ekranlarından sizlere dakika dakika aktarmaya devam edeceğiz. Sağ olun, var olun. Tekrar görüşmek dileğiyle.